Merhabalar, Kesin Bu Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sevilen tatlılardan biri olan güllaçın tam ölçülü tarifini paylaşacağım. Hadi yapımına geçelim. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifimiz için orta boy tencereye 2 litre sütü alalım. Üzerine 2,5 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Ben güllaç yaparken sütü kaynatıp soğutmayı tercih ediyorum. Bu şekilde tatlının aroması daha güzel oluyor. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra kaynamaya bırakalım. Sütün taşmaması için ara sıra kontrol edelim. Gördüğünüz gibi süt kaynamaya başladı. Altını kapatıp sütün yoğurt mayalama ısısına gelene kadar bekletiyorum. Yani serçe parmağımızı süte batırdığımızda çok fazla elimizi yakmaması gerekiyor. İçerisine 3 yemek kaşığı gül suyu ekliyorum. Eğer aromasını sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra birkaç kepçe tepsinin tabanına döküyorum. Ardından güllaç yapraklarını yerleştiriyorum. Üzerine 1-2 kepçe sütten gezdiriyorum. Genel olarak bu şekilde uygulanır. Ama ben güllaç yaparken güllaç yapraklarını ikiye böldükten sonra bu şekilde tencerenin içine daldırarak bütün her yerin ıslanmasını sağlıyorum. Genelde bu şekilde güllaç tarifini yapıyorum. Böylelikle her tarafı ıslandığı için kuru kalan yer kalmayacak. Üzerine yine bir miktar süt ekliyorum. Ve güllaç yapraklarının yarısına kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sütü tepsiye veya başka bir kaba almamamın sebebi ısısını kaybetmesini istemiyorum. Aksi halde güllaç tarifimiz tam tutmayabilir. Hem şöyle bir avantajımız olacaktır. Süt soğursa sütü 2 dakika ocakta ısıtıp tekrar bu işlemlere devam edebiliriz. Ben 400 gramlık güllaç paketlerinden kullandım. İçerisinde 10 adet güllaç yaprağı bulunuyor. 5 adet güllaç yaprağını bu şekilde tepsiye aldıktan sonra içerisine dövülmüş fındık yerleştiriyorum. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İçerisine gül suyu eklediğimiz için dilerseniz sade olarak da bu tatlıyı yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Bütün fındıkları yerleştirdikten sonra geriye kalan güllaç yapraklarını da aynı işlemi uygulayarak tatlının içerisine yerleştiriyorum. Aralarına kepçe ile süt dökmeyi unutmayalım. Tatlımızı dolapta muhafaza ederken mutlaka üzerine streç filmle kapatın. Aksi halde en üst kattaki bulunan güllaç yaprağı kurumaya başlayacaktır. Geriye kalan sütü tatlımıza gezdirelim. Tatlımız bu şekilde bol sütlü olması gerekiyor. Beklediği zaman sütü çekecektir. Hazır olan tatlıyı mutlaka oda ısısında 10 dakika bekletelim. Güllacımız hazır. Üzerini süsledikten sonra tekrar söylüyorum, mutlaka üzerini kapatarak muhafaza edelim. Ben çilek ile süslemeyi tercih ettim. Görsel olarak beyaza çok yakışıyor. Dilerseniz fındık parçaları kullanarak da süsleyebilirsiniz. Ölçüleri tam tutan güllacımız hazır. Bir de yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sütü gayet güzel çekmiş ama kuru değil. Bir dilim alarak arasındaki katları da göstereceğim. Şekeri tam kıvamında, katları tek tek sayılan harika bir tatlı olacak. En az 2 saat sonra servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.
Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.